Herkese merhaba arkadaşlar, Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bir araç ticareti için İzmir'e geldik. İzmir'in farklı bir adı var mı İzmirliler için? Genelde öyle bir muhabbet oluyor. Gevrek. Yok, büyük ihtimalle o değildir. İzmir'e kadar gelmişken arkadaşlar ufak tatlı bir vlog çekelim istedik. Burada bir iki bir işe gireceğiz, bir iki sokak lezzeti tanıyacağız. Şimdi şöyle bir şey var, çok fazla sokak lezzeti var. Yani bildiğin tüm lezzetler sokakta aslında. Böyle profesyonel çok nadir yerler var. İşte kurumsallaşmış. Genelde sokak lezzetleri, yıllardır bu işi yapan lezzetler var. O yüzden... Her yer 280 senelik arkadaşlar. Daha yeni açılan bir yer görmedim. 500 yıllık olmasa ve adam 90 yaşında olmasa ben yiyemiyorum biliyorum. Tabii, kesinlikle. Genç bir neslin elinden bir şey yiyemem. Dediğim gibi bir güne sığdıramıyoruz. Mecburen burada olduğumuz süre boyunca ne yiyorsak, ne içiyorsak, nereyi geziyorsak onu göstermemiz lazım. Çünkü hepsi sokak lezzeti. Hep dışarıdan yiyoruz buralardayken. Evet. Şimdi İzmir demişken başlangıç olarak kumru ile bir başlayalım dedik. Aynen. Kumrucu Apo'ya geldik. Buranın en meşhuru buymuş. Peki bu kadar kumru hakkında bir bilgiyiz. Kumru hakkında bu kadar bilgiye sahipsen, kumrunun olmazsa olmazı nedir? Ekmek. Kumrunun olmazsa olmazı poğaça ekmeği. Sucuk. Sucuk, salça falan sürüyorlar moruk. Bu kadar bilgi yeter kanka. Bence bu kumru bilgisiyle ben hayatımın sonuna kadar kumru yiyebilirim. Kumrucu Apo'ya doğru geçelim. Kumrucu Apo'ya geçelim. Vallahi bu çarşının içinde bir yerde olması gerekiyor. Evet evet, burada zaten bayağı büyük bir çarşı, gezebiliyorsunuz. Zaten burada sezon formaları var. Daha takımlar açıklanmadan buralara düşüyor bu formalar. Muhammed Salah. Bak burada Beşiktaş, Galatasaray, Fener niye yok? Ronaldo var. Güzel ya, iş görür. Hepsi naylon zaten kardeşim yani. Merhabalar. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu çarşıda hemen her şeyi bulabiliyorsunuz. Yemekten kuyumcusuna, giyimden baharat, çarçur. Birazcık İstanbul'daki Eminönü'yü hatırlatıyor biraz. İşte onun biraz daha İzmir'i şu alanı. İnsanlar daha kibar. Şimdi Kumru Japon'un sırasındayız arkadaşlar. 90 yıllık bir sıra. Her şey tarihi burada. Bakalım elimize geçince biz de lezzetine bakacağız. Apo abimiz bu galiba. Şöyle ocakta yapılıyor. Sucuklar mucuklar. İnşallah güzel lezzetli bir şey olacağı benziyor bakalım. Tadımda görüşeceğiz. Evet, şimdi arkadaşlar kumruyu aldık, tadına bakacağız. Şöyle birkaç farklı modelini yaptırdık. Salamlı, kaşarlı, sucuklu var. Kaşarlı sucuklu var. Ben salamdan çok haz etmediğim için böyle yaptırdım. Bir tadına bakacağım sizler için. Normal poğaça ekmeği gibi. İşte poğaça ekmeğinin içine kaşar sucuk falan basıyorlar gibi tadı olacağına inanıyorum, bakalım. Ben de böyle bir salamlı modelini denedim. Şimdi İstanbul'da birisi der salamsız mı yedin onu falan filan diye raconuna uygun şekilde en full paketini aldım. Şöyle de dili dışarıda muhabbeti vardır ya kebaplarda. Onun gibi. Evet, bir tık minik. Hani diğer dürümlere, şeylere göre, sandviçlere göre. Ama doyurucu olacağını düşünüyorum. Çünkü içi kaşar, sucuk, salam dolu. Bu en full olan 50 lira. Ali'nin salamsız seçtiği de 40 lira. Yani gayet bu ekonomide normal, güzel. Bir hemen vurayım sıcakken. Yani orta lezzet. Böyle kumru deyince uzay bir şey beklemeyin. Normal tostum biraz daha profesyonel gibi. Ama bu sıcaklarda pek iyi gitmiyor. Hatta terledim şu anda. Yani kışın daha iyi bir seçenek olabilir. Arkadaşlar diğer bir meşhur tatlı olan Şambali deneyeceğiz şimdi İzmir'de. Burası 1942'den beri burada ve en ünlüsü de burasıymış. Merhaba Betül Hanım. Öncelikle merhaba, çekimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bu Şambali nedir? Kaç çeşidi var? Nasıl bir tatlı? Biz burada iki çeşit tatlı yapıyoruz. Şambali ve halep. Şambali fıstıklı olan, evet, aynı hamurdan hazırlanan, bu da cevizli halepimiz. Tamam. Arasına kaymak, yanında dondurmayla servis yapıyoruz. Tamam. Üç nesildir devam eden. Üç nesildir devam ediyorsunuz. Maşallah. Hala dedelerimizden aldığımız reçeteyle devam ettiriyoruz. Peki tatmanız mümkün müdür? Tabii ki. Her şişinden birer tane rica edelim. Tamam. Şimdi ben sokak usulü bir tane direkt elime alıp vurabilir miyim? Şöyle seviyoruz açıyorum böyle şeylere. Evet, şöyle açıldı. İçine kaymak girecek. Evet. Gel de bunu yeme. Kalori sıfır. Tabii ki. Her zaman olduğu karşını gibi. Karşını sever miyiz? Olur, fark etmez. Biraz atalım direkt karşını. Saldırdım. Böyle, tamam. Elde yenen. Tamam, çok teşekkür ederim. Şimdi sizler için bir tadına bakacağım. Şu şekilde. Betül Hanım, gerçekten harika. Afiyet olsun. 1942'den beri olmasının hakkını veriyor. Burada zaten ben hiç 1942'den olmayan bir şey görmedim. Herkes 1942'den beri burada. Ama gerçekten, yani video için konuşmuyorum Betül Hanım, harika bir tatlı. Afiyet olsun. Bu da bol cevizli halep. Bu da bol cevizli halepimiz. Emirhan tadına bak. Evet, burada da cevizli halepimiz var ve üstüne de Antep fıstığı gezdirmişler. İçine yine kaymak koydurduk. Belki bu sade daha iyi tadı alınabilir ama hani kaymakla da yaz kaymak günleri biraz satıyor, hafifletebilir. Şöyle bir tadına bakalım. Ben zaten daha önce Şambali yemiştim ama buradaki sofluğu daha güzel. İçinde ceviz bulunması da bayağı güzel bir
tat katmış. Gerçekten böyle eline alıp yürürken bile yiyebileceğin lezzetli bir tatlı. Yani. Evet. Şimdi tatlı kaşığındayız. Buranın da kazandibisi meşhur ve farklı kazandibileri de mevcut. Funda abla merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Senin namını çokça duyduk İstanbullulara kadar. Evet, biz de senin yanına kadar gelelim dedik. Teşekkür ederim. Son tepsiye denk gelince tepsiyle birlikte verme muhabbetin varmış. Var, evet. Biliyorum. Ama bu saatlerde denk gelemeyebiliriz. Biraz, evet. Akşam saatlerinde. Saatler olduğu için, evet. Şimdi en çok met edilen yaz aylarında da giden portakallı kazandibim varmış galiba. Doğrudur. Biz bir tane portakallı alabilir miyiz? Tabii ki, hemen çıkarıyorum. Bu bizim portakallı kazandibimiz. Evet. Çok fresh bir tadı vardır. Bu sizin tarifiniz mi? Ben çünkü daha farklı bir yerde bir portakallı kazandibine yani rastlamadım. Şöyle söyleyeyim, biz bu dükkanı açtığımızda bir abimiz bize öneri sundu. Yemiş o başka bir yerde. Hmm. Yerini bilmiyorum neresi olduğunu. Biz de denedik. Çok da başarılı oldu. Evet. Çok da güzeldir tadı. Şöyle. Ben bunu dondurmayla servis yapıyorum. Tamam. Dondurma da ekstra güzel yakışıyor üstüne. Nasıl servis ediliyorsa öyle bir bakalım standart şekliyle. Tamam. Evet. Dondurmalı portakallı kazandibimiz. Teşekkür ederim onunla. Bir şöyle bakalım. Bu vanilyalı dondurmayla geliyor. Evet. Yazında evet. İyi gider. İzmir'de bu arada bayağı sıcak yani. Dondurmayla evet. Daha fresh olur. Bir de portakal tadını buram buram alıyor muyuz abla? Bir bakacağım. Bence de bir denemelisin muhakkak. Bir bakayım. Üstüne koyduğun kabuklar da vuruyor. Aynen. O detaylar da çok güzel. Aroması geçiyor. Evet. Aroması birebir geliyor. O da fresh bir tat veriyor. Evet, çok keyifli yemesi. Özellikle de dondurmayla daha farklı bir lezzet oluyor. Şimdi abla günümüz ekonomisinde bu video ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Sürekli değişiyor. Yani şu an itibariyle fiyatı 47 lira. Ama malum sürekli zam geliyor evlere. Evet. Yani yakın bir tarihte fiyatlar değişirse lütfen beni suçlamayın. Tamamen bu tabii ülkenin içinde bulunduğu durumla alakalı tabii. Bir şey. Şu anda gelirseniz 47 liraya böyle bir lezzeti siz de yiyebilirsiniz. Tatlı kaşığı İzmir yazarak konumda da bulabilirsiniz. Abla çok teşekkür ederim. Ellerine afiyet sağlık. Olsun. Biz şimdi kazandibimizi yemeye devam afiyet edelim. Olsun. Diğer mekanda görüşürüz. Evet, buranın sokak lezzetleriyle pek bir alakası yok ama araya bir yere sıkıştıralım dedik. Ufak bir şey geldik arkadaşlar. Bir içe de bu kadar para vermiş. 3 tane sap geldiğimiz için tabii çok farklı bir tarifeden girdik. Evet evet. Burada yani hanımefendilerle birlikte girmeniz gerekiyormuş. Tabii eğer ki. Erkek girerseniz çoğu mekan almıyor. Biz de dedik böyle böyle şöyle. Tamam o zaman okey ama. Eşek yüküyle para verdikten sonra artık yüzebileceğiz. Evet, burası da güzel bir mekan. Bu arada normal İzmir'in merkezinden Çeşme'ye geldik. Burası da güzel bir koy yani. Aynen. Hani herkesin girebildiği bir yer değil. Ücretli, güzel bir yer ve deniz de bayağı güzel. Şöyle göstereyim, tertemiz. Bir atlayalım ya. Balıklar falan. He? Bir atlayalım. Atlayalım mı diyorsun? Atlayalım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şuraya şu arabayı kim koydu? Emirhan'la sabahtan beri bu arabayı nasıl çalarızın peşindeyiz. Vallahi bir de sıfır ha. Aynen. Neyse bakacağız. Ben yüzerek gidiyorum. Tamam. Mikrofon dur. Atlıyor musun? Kardeşim. Kendine iyi bak. Şuradaki arabanın orada buluşalım. Hadi görüşürüz. Sen bir patlat bakayım. Balıkların üstüne atlama bari. Balıklama atlasam kafam değer mi? Hayır, balıklama değil. Balıkların üstüne atlama. Atlama. Ha, atlıyorum abi. Şuraya doğru atla. Kafayı vurmayayım lan. Vurmazsın. Yavaşlat kendini işte. Nasıl yapıyorsun? Hadi kardeşim yaparız. Arkadaşını gaza getiren o arkadaş. Ama burası çok su yani. Düz atlayacağım. Tamam, dümdüz atla. Göbeği biraz çek şimdi şey yapmaz ha. Atla. Evet, yarışmacımız yaşar, yürüyor. Mükemmel bir atmış. Evet, pek beach'e yakışır bir hareket değildi. Biraz daha Çukuraltı plajına yakışır bir hareketti ama Allah'tan kimse görmeden uzayalım. Neyse bizden değil. Hadi gel gel. Gel. Şüpheli paket gibi burada bırakıp git. Kardeşim o bombalama atlamadan sonra ben seni tanımıyorum muamelesi çekecektim. Şimdilik beach'e geldik, biraz yüzeceğiz edeceğiz. Bu kadar burada kokteyller mokteyller. Ondan sonra Hisar'ın söğüşeceğiz. Evet, bundan sonra biraz söğüş yemek tuhaf olabilir ama İzmir'e gelmişken yenir. Zaten söğüş soğuk yenen bir şey. Bu sıcaklarda da iyi gider.
Bence de. Bakalım biraz yüzelim edelim Ali'yi biraz o iteyim bir deve güreşi müreşi bir şeyler. Burada biraz çirkinleşelim ondan sonra videoya devam edelim. Söğüşçü'de görüşürüz. Evet bir diğer sokak lezzetimiz ise İzmir Söğüşçüsü. Tarihi İzmir Söğüşçüsü'ne geldik. Bunun yine içinde neler var? 90 yıllık tarihiyle bizi şaşırttı. Tabii ki öyle. Yanak, gözün yağı, cerçürt, dil. Yanak, beyin. Her cacık var. Karışık söyledik şeyler. Biz maydanoz attırmadık ben çok sevmediğim için. Evet ben de maydanoz attırmadım ama domates koydurduk. Şöyle güzel de bir içi dolu dolu bir dürüm var. Bir vuralım. Kimyon çok yakışmış. Şurada krema gibi duran şey beyin. Böyle ısırdığınız zaman akıyor gidiyor zaten. Tadı biraz şırdana benziyor. Hatta bayağı şırdana benziyor. Evet, bayağı. Yok. Sıcak tavada sosun içinde çıkıyor. Bu biraz soğuk bekliyor. Evet. Söğüşler zaten soğuk yenir. Evet güzel. Lezzetliydi. Bundan sonra durak ne? Acılı şalgam. He? Buradan sonraki durak mı? Beyturan lokantı. Önce bir kokoreç vuralım. Gece mi? Gece. He, burada bitmedi diyorsun. Yok gece kokoreçi. Tamam o zaman. O zaman biz söğüşümüzü vuralım. Sonra diğer gözün yanında görüşürüz. Gözünün yağını yerim. Öpen bir adam gel. Evet şimdi Çelebi'ye geldik. Burada İzmir'in meşhur bombasını yiyeceğiz. Tabii farklı farklı lezzetler var. Biz biraz damak tadımıza hitap eden 4-5 taneyi seçtik. Antep fıstıklı var, tahinli var, vişneli var, klasik var, Hindistan cevizli var. 5 çeşit almışız. Bir de bunun yanında çünkü bunlar ağır olduğu için çay gider dedik, çay söyledik. Şimdi bakalım bombaların tadına bakacağım. Şöyle ilk önce bir klasikten başlayayım. Bakayım akacak mı zaten burada sıcak sıcak sürekli çıkıyor. Şöyle altını da göstereyim. Bu arada Antep fıstıklı ile tahinli 25 lira. Diğer çeşitleri 20 lira. Klasiği 20 lira yani. Şöyle vuruyorum. Evet. Böyle akanı makbulmuş galiba. Hem sıcak oluyor. Donmamış oluyor. Hem de üstü ince hamurdan yapılmış. Yani hamur yemiyorsunuz. Doya doya çikolata yiyorsunuz. İçi de bayağı dolu. Şöyle göstereyim. Geldiğinizde kesinlikle denemeniz gereken lezzetlerden birisi. Evet herkese yeni günden günaydın. Şu anda Beyturan lokantaya geldik. Burayı bilerek sona bıraktım. Evet bu da İzmir sokak lezzetlerimizin son videosu. Artık işimiz gücümüz için İstanbul'a dönmeden önce burada bir kahvaltı ve yemek yemek istiyorum. Çünkü burası sabahları kahvaltı servisi yapıyor ve Türkiye'de ilk ve tek kaymaklı menemeni var. Kendilerine özel bir reçete ve onun haricinde de öğle saatlerinde birbirinden güzel taş fırınlarda pişen farklı farklı yöresel yemeklerimiz var. Evet Türkiye olarak fast food ülkeye girdiğinde böyle biraz rağbet gösterdik. Hamburger pizzalar. Artık onlardan da sıkıldığımız için böyle ev yemekleri, lezzetli yemekler, et yemekleri, açıkçası zeytinyağlı yemekler arıyoruz. Zaten İzmir, Ege bölgesi de zeytinyağlı yemekleriyle meşhurdur. Burası da en güzel yapan yerlerden birisi. Hem burada kahvaltı yapmış olacağız hem de arkada gördüğünüz iki serisinin videosunu çekmiş olacağız. O da kanalda yayında olacak. Şöyle bir yayın programı hazırladık. Bir kahvaltı yapalım. Sonra ikinin incelemesini çekelim. Ardından da bir öğle yemeği yeriz diye program yaptık. Zaten onun videosunu çekene kadar büyük ihtimalle acıkırız. Zaten daha önceki videolarımızda Beyturan Lokanta'nın sahibi Şeref abiye selam söylemiştim. Leo'nun daha önceden bir kaportasında hasar vardı. Aklıma orada bir kavurma yemek geldi. İstanbul'dan İzmir'e selamımızı söyledik. O da sağ olsun selamımızı aldı. Biz de yanına geldik. Şimdi hem menemenini hem de yemeklerini tatmak için sabırsızlanıyorum. Gelin hep birlikte içeriye girelim. Şimdi Şeref abimizin yanına geçelim. O da zaten her zaman olduğu gibi tezgahın başında. Emirhan hoş geldin. Abicim, merhabalar. Ne haber, nasılsın, iyi misin? İyiyim, seni sormalı. İyiyim. Videoda bahsetmişsin. Evet. Demişsin ya Şeref abi bizi çağırsa da bir menemen yapsa, şu yemeklerinden evet. Tattırsa. Sen de selamımızı almışsın. Aleykümselam, şeref duyarım. Eyvallah. Hoş geldiniz. Biz de şeref duyduk. Hoş geldiniz. Küçük Burjuvazi'ye selamlar. Teşekkür ederiz abi. Şimdi bu kaymaklı menemenin olayı nedir? Biz hiç hayatımızda şimdi, yemedik. Kaymaklı menemen bizim bulduğumuz bir ürün. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından tarifi tescilli. Size mi? Bize özel. Tarifi de bize ait bir tarifi var. Menemen'de biz Giritli bir aileyiz. Giritli göçmenlerin bulduğu bir yemek. Yokluk yemeği. Biz bunu süt kaymakla beraber taçlandırıyoruz. Şimdi size de yapacağım. Takipçileriniz de görmüş olsunlar. Bizim böyle menemende sahanlarımız var. Ali ve Emirhan olarak iki kişisiniz. İki kişilik güzel bir menemen yapalım sizlere. Bu normal bir porsiyon. Bir porsiyon. Ama. Bir porsiyon. Bunları ezeceğiz yalnız arkadaşlar. Bunun özel bir tarif var mı? Domates, biber. Domates, biber kaymakla beraber kavruluyor. Başka yok. Şu parlayan kısımlar yağı, kaymağın yağı oluyor. Arkadaşlar domatesler küp küptü. Püre haline gelene kadar eziyoruz. Evde de varsa bir kevgirin, kaşığın sırtıyla bunu ezerek tatlandırabilirsiniz. Neden yapıyoruz? Ekmekle yenilen bir ürün menemen. Evet. Çatalla yemekle, kaşıkla yenen bir şey değil. O yüzden daha pür, daha keyifli bir lezzet olsun diye bunları ezmemiz gerekiyor. Bir de zaten abi içine kaşarlı yumurta girdiği için bir tık katılık olacak. Sen tabii. Domatesten suluğu kazanıyorsun. Aynen öyle. Şimdi ezilmiş hali bu, ezilmemiş hali bu. İzleyenlerin de fikri olsun diye. Evde de öneririm yani gerçekten. Yani bizim tarifimizde olduğu için değil, lezzetli olduğu için. Bu da ayrı bir detay abicim.
Tabii tabii yani bunu... Bizim reçetemiz kasanın içinde saklıyoruz bu reçeteyi. Yok bizim ya menemen zaten anonim bir ürün. Yani bunun şeyi iyi olamaz. Evet. Ama isteriz ki herkes lezzetiyle yesin. Bir de mekancılık vardır ya. Mesela İstanbul'da da bomba satılıyor ama İzmir'de yediğinde sanki tabii, bir tabii. farklı tadı varmış tabii, gibi İzmir. Geliyor. Çikolata çikolata doğru, aslında. Doğru. Bu da onlardan birisi. Yani İşçilik. Belki başka biri yapabilir ama tabii. sen hem ustasısın hem İzmir'deyiz hem yerindeyiz. Yani, ya yemek yemeyi sevdiğimiz belli. Evet. Yemek yemeyi sevdiğimiz belli olduğu için yani... Kaç kere geleceğiz abi. Aynen öyle. İçeceksin. Aynen öyle diyoruz. Şimdi altları açık güzelce bunlar kavruluyor. Şimdi burayı ilk ve özel yapan kaymağımız. Evet. Bu ne kaymağı? Süt kaymak bu. İçerisinde özel süt var. Çeşit. Tabii tabii. Süt kaymak diyoruz buna. Çeşit kaymak çeşitleri var arkadaşlar ama biz süt kaymak kullanıyoruz. Krema kaymaktan yapmıyoruz. Çünkü lezzetli ve doğal bir şey olması gerektiği için süt kaymak bu işin siri, sırrı. Aynı şekilde buna da bıraktım. Kaynama noktasından sonra kaymağı atıyorsun abi. Aynen öyle. Kaynama noktasından sonra ezdik, kaynattık. Evet. Kaymağımızı ekledik. Şöyle güzelce karıştırıyorum kaymakla beraber. Kaymak bunu biraz da sıkacak. Toparlayacak yani. Rengi bakın kırmızıdan beyaza doğru döndü. Kaymak formunu yaptı. Bu tamamdır. Arkadaşlar yumurtanın sadece biz sarısını kullanıyoruz. Neden sarısı abi? Sarısı şöyle beyazını kullanmama sebebimizden örnek vereyim. Beyazı içerisinde topak topak oluyor. Bir lor peyniri gibi. O topaklanma bizim ezdik pür bir lezzet yakalamaya çalıştık. Evet. O büyüğü tamamen bozuyor. Yani yerken bunu aslında daha iyi anlayabilirsiniz. Menemen değil de notayı. Normal düz bir yumurta yermiş gibi böyle katılaştırıyor yani. Aynen öyle. Yani beyazından çok biz sarısını tercih. Bir kere sarısı hem çok daha bence lezzetli. Yani protein burada da olsa biz lezzetine önem veriyoruz. Çünkü tarifiyle ilgili bir husus. Şöyle sarısını aldım. Buna da sarısını aynı şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Bu beyazını ne yapıyorsun abi? Genel beyazını ben topluyorum. Beyazını... Yani bir ara tatlı yapıyorlardı beyazıyla beraber. Kuru pasta yapıyorlar. Onlara veriyordum. Böyle pastancı arkadaşlarım alıyordu. Bu ara personelim alıyor. İhtiyacı olan kim varsa bedelsiz veriyorum. Anladım. Çünkü şey ben zaten hani bunu bu şekilde fiyatlandırıyorum. Bu fazlası. Şimdi bunları yanına alacağım. Yumurtamız geldikten sonra sarıları şöyle tatlı patlatıp karıştırmamız gerekiyor. Menemeni tamamen saat şeklinde çalıştırıyoruz aslında arkadaşlar. O az önceki böyle kırmızılık abi beyaza doğru dönmeye aynen öyle. Başladı. Yumurtayla bunun önünden birlikte. Kaşar peyniri de atabilirim. Ben şimdi size bir farklılık olsun diye kaşarını yeni ekleyeceğim. Şimdi hemen arkasından çok fazla bekletmeden şöyle el yordamıyla yapıyorum izleyeceğiz diye izninizle. Lezzeti orada. Esnaf usulü yapıyorum. İzleyenlerimiz sorabilirler size. Şöyle bıraktım ve güzelce karıştırıyorum şimdi bunu arkadaşlar. Şöyle pişmane gibi açılana kadar, dağılana kadar karıştıracağız. Şöyle evet. Evet Ali'cim orta açan, takla atan, dik duran, yer çekimine meydan okuyan menemenimiz. Kaymaklı menemen. Hazır, nazır, görevde sizlerle. Şöyle yan yan gidiyor. Biraz yengeç özelliği var benim menemenim. Emirhan şöyle bırakır sıcak. Tabii abi. Heyecanla bekliyorum. Pişiyle yerseniz sevinirim. Ekmek de göndereceğim. Bizim usul. Normal menemenin yanında. Tabii ikram. Menemen, sınırsız çay, pişi, patates 95 lira. 95. Sınırsız çay. Harika. Aynen. Şöyle... Ekşi mayada ekmeğimiz var. Geliyor şimdi. Aynen öyle bana bilirsin. Gerçekten sıcacık geliyor. Onunla birlikte pişi de sıcak. Şöyle kıvamını göstereyim sizlere. Peynir, yumurta ve menemenimizin harika birleşimi. Tabii ki de en önemli maddesi de kaymak. Hani menemende bazen böyle bir tıkanma noktası olur ya. O tıkanma noktasını kaymakla çözüp ferahlatıyorsunuz. Şimdi bize afiyet olsun. Bunu vuralım. Ardından da ev yemeklerimize geçeceğiz. Bir çekim için boşluk yaratmaya çalışıyor ama biz... Evet abiciğim. Evet. Üç evet doğruluyoruz. Devam edelim. Şefim, ciğer yapar mısın? İki tane de ciğerim var oradan. Islak hamburgerimiz var. Bana bir çiçek dolma ver. Bir çiçek dolmanın yanında başka bir şey istiyor musun? Bir tane avuçlu pilavım var. Evet ıslak hamburger var. Bugün İstanbul'dan gelen küçük burjuvazi sana özel. Evet. Islak hamburger bir de lokanta usulü denersin bugün. Evet ıslağı çek. Afiyet olsun. Bir tane havuçlu istedim. Evet. A, B, C, D, E, F bütün vitaminler içerisinde. Evet Salvador Dali İspanyol ressam. Hayranı olduğumuz kişi. Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri haline geldi. Acılı değil de bu sefer tatlı yapacağız bunu. Sürrealizmin efendisi efendim. Acılı Salvador Dali çıktı. Afiyet olsun. Evet. Şeref abimiz çok yoğun ama bizi kardeşim, sormadan edemeyeceğiz. Hoş geldin. Abi bugün tezgahta ne var? Bugün tezgahta yok yok. Arap tavamız var, havuçlu pilavımız var, istiridyeden bolonezimiz var, kibritten çökertmeli tavuğumuz ve danamız olacak. Sebzeli bulgurum, kuzudan kokom, tepsi kebabım, ıslak hamburgerim, kuzu tandırım, karnıyarığım, Hasanpaşa köfte ziget var valisi Osmanlı'da. Bilge bir kişilik Macaristan'a tanıyor. Bugün orada Balkanların bulunur. Ateşi yok abi göremiyorum. Olmaz olur mu olmaz olur mu? Gel şöyle yaklaş. Ha, Balkanların ateşini bul. Balkanların ateşi de burada. Elbasan tavamız. Şöyle ciğer sarmış üstüne bıraktım ondan vereceğim. İzmir'im var. Hünkar Bendi. Sultan Abdülaziz'e yüzlerce yemek yediriyor. En son beğendim dediği yemek bu işte. Kekikli tavuğum. İspir'den kuru fasulyem. Hemen arkasında 03 karabiberden. Şöyle bak renge bak. Türkiye'de yoktur. Cam gibi nohut. Salvador Dali iddia ediyorum.
Türkiye'de hiçbir yerde olamaz. Kendi bulduğum yemek, hayranıyım, tutkunuyum, delisiyim. O Dali, ben delisiyim onun. Salvador Dali. Sürreal bir ressam. Sürreal'i nasıl buluşturup? Bol acı. Gerçek üstü bir acı verdik. Bıyığı, Meksika fasulyesi, soğanı, mantarı ile beraber onun eserlerinden ilham aldık. Uçuruyoruz. Uçtu gitti. Maybahımız var burada gerdandan. Acının gülen yüzü, Çeşme plajı. Mehmet Şef kolumu attım, şöyle altıma gel. Ciğerimiz, sebzelerimiz, çiçek dolmamız, karışık otumuz. Zeytinyağlar zaten bizim girit işi. Yok diyorsun. Renk rengiz ya. Her şey var burada. Şöyle bir güzel bir tabak bekliyoruz. Yapalım. Şimdi yapalım mı hemen bir tabak? Yapalım. Yapalım. Evet. Abi bize bir tabak yap ama Emirhancığım, yapacağım. Olsun. Yapacağım. O merak ettiğin tabağı yapacağım. Bak bunun adı Arap tava. Güneydoğu mutfağında olan bir yemek. Tarsus bölgesi de çok sever. Şöyle sebzeli dana kaburgadan bir yemek. Hemen yanına şöyle kokoreç yer misiniz? Kokoreç bir tane bırakacağım. Tamam mı? İzmir'e gelmişsin. İzmir'de lokantalarda atom kokoreç meşhurdur. Evet. Sevilir. Böyle birazcık tandır. Kuzu tandırı vereceğim size. Kuzu ön koldan. Şöyle yumuşaktır. Lokum gibi. Kuzu tandırımızı verdim. Balkanların ateşi de burada hemen. Balkanların ateşi. Bak şöyle San Sebastian cheesecake gibi. Eğer Türkler cheesecake'i bulsalarmış, tatlandırırlarmış, yemeğini yapmış bizim. Bir de et koymuş ve tuz koymuşlar. Ama kıvamı aynı. San Sebastian'ı bıraktık. Aynen öyle. Hünkar beğendi, çok az bırakacağım. Bu Sultan Abdülaziz'in çok beğendim dediği bir yemek. Şöyle hatta şöyle ortaya bırakacağım. Yanına şöyle 0-3 kalibre serpiştireceğim. Bunu meze gibi düşünün, tamam mı? Şuraya bırakıyorum üstüne. Tadarsınız. Acı sever misiniz? Evet abi, severim. Acı seversiniz, tamam. Acımız da yeni geldi. Hemen o yeni gelen acıdan şöyle şöyle alalım. Suyunu süzdük. Acılı bir tane bıraktım. Birazcık ciğer bırakacağım. Şöyle ciğer bıraktım. Ortasına da bir tane şöyle maşa alacağım. Bir tane de şöyle el yapımı bomba bırakacağım. Bombalı bir tabak oldu. Gerçek bir tabak abi. Emirhancığım tutar mısın? 4 kilo gelir herhalde. Bayağı var abi. 4 kilo rahat gelir. Yani bu 2-3 kilo gelir. Az az yiyecekseniz böyle her şeyden alabilirsiniz. Alabilirler. Yardımcı oluruz. Gayet güzel bir tabak. Afiyet olsun. Teşekkür ederim abi. Şifa olsun. Şimdi her şeyden azar azar aldık ama tabii burada ufak bir misafirimiz var. Önce onun payını verdikten sonra yemeğe devam edeceğiz. Aranızda anlaşın. Masayı ufaktan tanıtayım arkadaşlar. Burada açık yayık ayranımız var. Zaten Şeref abimiz hepsini anlattı. Ben sadece tadlarına bakacağım. Burada turşu suyumuz var. Hadi bakıyorum. Bismillah. Kuzu tandırla başlayacağım. Elimin altında o var. Ben zaten çok severim. Bir acılı tabanın da tadına bakacağım. Oğlum çekim bitsin vereceğiz. Dur. Neyse yüzünden güzel kokoreçi ayrıca merak ediyorum. İzmir'de arkadaşlar yediğimiz kokoreçlerden çok mutlu olmadık bu zamana kadar. Çünkü şimdi onu basıyorlar. İzmir'de yediğim en iyi kokoreç şu an bu. Her şeyi denemek için böyle bir tabak aldık ama normalde porsiyon tabaklarında geliyor. Böyle her şeyi demek için siz de böyle bir tabak alabilirsiniz. Şu acılı tavayı da deneyeyim. Elba sonunda bakıyorum. Gerçekten annenizin evde yaptığı yemeklerin tadını bu lokantada alabilirsiniz. Beytiron lokantaya gönül rahatlığa gelebilirsiniz. İzmir lezzet turumuzun da artık sonuna gelmiş oluyoruz. Buradan yemekten kalktıktan sonra İstanbul'a doğru yola çıkacağız.